Amerika hükümeti evsizlikle mücadele için milyarlarca dolar değerinde fon ayırmasına rağmen sorun giderek büyüyor. Amerikalıların %92'si evsizliğin ülkede ciddi bir sorun olduğuna inanıyor. Amerika hükümeti evsizlikle mücadele için milyarlarca dolar değerinde fon ayırmasına rağmen sorun giderek büyüyor. Rasmussen Reports, Amerikalıların %92'sinin evsizliğin ülkede ciddi bir sorun olduğuna inandığı, %65'inin ise çok ciddi bir sorun olduğunu belirttiği ulusal bir anketin sonuçlarını yayınladı. Katılımcıların sadece %6'sı evsizliğin ciddi bir sorun olmadığını düşünüyor. Katılımcıların %68'i sorunun son 2 yılda ciddileştiğine inanırken, %19'u değişen bir şey olmadığını belirtti. Sadece %8'i sorunun düzeldiğini düşündüklerini paylaştı. Amerikalıların %28'i evsizliği hükümetin sorumluluğu olarak görürken, %40'ı ise ülkenin çözmesi gereken bir görevi olarak düşünüyor. %16'sı evsizliğin yerel bir sorumluluk olduğunu belirtirken, %16'sı kararsız olduğunu dile getiriyor. Konut ve Kentsel Gelişim Departmanı ülke genelindeki evsizler için 2,8 milyar dolarlık yardım sağlanacağını açıkladı. Fon ayrıca uygun fiyatlı konutların sayısını artırmayı ve maliyetleri düşürmek amacıyla yerel katılımı desteklemeyi amaçlıyor.